Davut Kara, Malatya'dan geldim depremden dolayı. Deprem işte tahmin 10-12. Günü falan geldik buraya. Neler hissediyorsunuz? Neler yaşadınız? Mahşeri yaşadık. Mahşeri yaşadık. Malatya bitti. Her şeyle bitti yani. Allah devlete zevallık vermesin işte. Bizi demir yoluyla getirdiler Ankara'ya. Ankara'dan da buraya kara yoluyla getirdi. Yerleştirdiler. Allah devlete millete zevallık vermesin. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor burada. Yani bir eksiğimiz yok. Baran yurdu. Hatta demin Baran. Öğrenci KYK yurdunda kalıyor. Vardı. Tam yıkılmadı. Acil yıkım verdiler. Zaten yan yatmış bina. 4 yıl ağzı. Yani ne girili ne çıkılı. Eşyamız da alamadık. Öylece bıraktık çıktık. Burada iş bakayım. İnşallah nasip olursa, eğer bir iş bulursak işte kiraya çıkıp tekrardan burada hayata devam edeceğiz. Mecbur. Hayat devam ediyor. Gidenle gidilmiyor. Mecbur devam edeceğiz. Yok. Çok şükür. Bizim can kaybı yoktur. Mallar gitti. O da gitsin. Artık yapacak bir şey yok. Kaç kişi geldi? 4 kişi geldik. He, 2 çocuk. Eşim ben geldik. Maraş Avşin Lisesi'nden geldik buraya. Deprem çok yani anlatılmaz bir şey yani, bu depremi yaşamak lazım. Evet, ilk depremde evden çıkmıştık biz. Gece olmuştu zaten, sabaha karşı 4'te. Geri bir de saat 1.30'da depreme yakalandık. Biz o zaman eşimle falan evdeydik. Yani öyle bir, şimdi tamam deprem olur ama böyle yerin altından öyle bir ses geliyordu ki yani anlatamam yani. Neyse, Allah'a şükür evimiz gitti, barkımız gitti ama Allah'a şükür canımız sağ. Allah razı olsun, devletimizden de kapılar açtı bize, çok şükür. Yani burada şu anda çok güzel ağırlanıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun yani. Devletimiz bize açtı burayı. İnsanlarımız da iyi. Bir tane kaybımız var. O da dedem rahmete gitti. Enkaz altında kaldı dedem. Onu çıkardık işte. Çıkarken de çok zorlandık enkaz altında. AFAD ekibiyle beraber, yardımıyla beraber. Kaç kişi geldi buraya? Eşimle ben geldim buraya. Öbürleri kendi imkanları vardı. Mesela abim kendi küçük bir kulübesi vardı. Şu an orada kalıyor. Biz kendi imkanlarımızdan geldik buraya. İşte yine devletimiz bize yardım etti burada. Vallahi bundan sonrası için bizim için nasıl bir süreç işliyor onu ben de bilmiyorum. Yani şu anda işim yok, gücüm yok. Yani sıfırdan bir hayat kuracağız mecbur yani. Yaşam devam ediyor yani sonuçta şu an. Hayat devam ediyor yani şu an sonuçta. Yani bir şeyler yapacağız yani. Ayağa yeniden kalkacağız yani.